tamamen diyelim. Ama işte öğretmen üç kere istedirebilecek yeterli becerisi yok diyelim. Şöyle tam beceremiyor işte, böyle yamuk çiziyor, şöyle bırakıyor. Ama kendisi düzeltebiliyor. Veya düz bir çizgi. Yine öyle bir yeteneğim yok ama böyle o kendisi tamamlayabiliyor. Ama ben eğri çizmek istiyorsam o zaman. Eğri çizmek istiyorsanız farklı kalemler var. Mesela eğri normal kalem var seçiyorsunuz. Normal kalem seçildi. Eğri çizelim. Eğri sunabiliyor. Tamam, şimdi bana sen de sorun var. Bir şey daha duymuştum Sayın Valim'de. Orada çözdüğünü bağlantıyla öğrencilerin bilgisayarına da atabiliyor. Evet, etkileşimli sınıf yönetimi yazılımı diye bir yazılım geliştirdim. Yani öğretmen tablet bilgisayarıyla öğrenci tabletlerini kilitleyebilecek, kendi ekran görüntüsünü onlara aktarabilecek, istediği soruyu buradan istediği tablete gönderebilecek, şu soruyu cevaplayın diye. Bu şekilde uygulamalar. Mevcut eğitimlerimize başlattık, online eğitimler. Öğretmen arkadaşlarımızla ilişki yaptıkları zaman bu eğitimleri alacaklar. Araçlardan metin kalemi diye bir özellik var. Mesela yazalım. Var, güzel. İstiyorsan sorma yazar, eğil de yazak olur. Ama siz Sebahattin yazınca Sabahattin olur. Evet, sanatı kelimeye dönüştürdüğü için. İlla düzeltiyor değil mi? İlla evet, düzeltebiliyoruz. Eğitim bilişim kapsamında bütün örnek içerikler de yükleniyor. Diyelim tarih öğretmenimiz bu ders İstanbul'daki şu okulda nasıl anlatılmışsa oradaki güzel bir örneği buraya taşıyabiliyor. Surları anlatırken diyelim surlarla ilgili bir görüntü, video olabilir. Ya da diyelim ki video sitelerden bir şey indirip çocuklarla paylaşabilir. Etkileşimli bir özelliğe sahip. Sabahları açmak için öğretmen kendi EBA kullanacağı bir şifresiyle giriş yapıyor ve aktivasyonu bu şekilde gerçekleştiriyor. Yani hepsini bilmiyorsun. Hangi serin oldu tabletin kime ait olduğunu sistem kaydediyor. Bakan internet tamamen bakanlığın filtresi altında. O filtrelerin dışında bağlanmışan süt üzerinde zaten kendi çip üzerinde küçük bir yazılım var. O yazılımla da tespit edilir. Tabletin istenilen noktasına temas edilebiliyor. Yani USB kullanamaz diye kilitlenebiliyor. Veya Wi-Fi kaparsın veya şu güncelleme yüklensin ya da yüklenmesin diye uzaktan müdahale edilebiliyor. Böyle bir güvenliği sahip. Osman Bey, siz ne? Bunlarla ilgili bilgi sahibi misin? Bize kilerden alalım, bana haber gelsin. Gördün mü daha önce, yeni görüyorsun. Bunlar mı? Bu yeni görüyorsun. Bilmeyen var mı tablet kullanmasını içinizde, hiç bilgisayarla teması olmayan? Hatırlıyorum. Tabii geçti, yok. Herkes biliyor, hayırlı olsun. Süleyman, tabii bilgisayarı kullanıyorsun. Planetinizi getirsin. Ne bekliyorsun şimdi? Eğitimi ne katacak sana göre bu bilgisayar başına tablet? Daha da bilgiye daha mı hızlı olacağız? Yani takdir bağlı mı tutuyor? Bunlar alacaksın. Peki şimdi, peki hayırlı olsun. Ya durun be. Tamam mı? Sayın Valim,